Herkese tekrar merhaba. Peş peşe video çekmenin zorluklarını yaşıyorum ya bu sıcakta ama sizler için değer. Şimdi de favori olmayan, aldığıma bin pişman olduğum, bir daha asla almayacağım, bitsin diye gözünün içine baktığım ürünlerle karşınızdayım. İlk olarak hangi ürüne başlayalım? Böyle işte sosyal medyanın ya da işte YouTube videolarının her söylediğine inanmamak lazım. Bazen insanlar ürünlerle ilgili tamamen duygusal çıkarlarla ürün reklamı yapabiliyorlar. Bunlar yanıltıcı olabiliyor. Bu konuda gerçekten dürüst davranan çok az insan var. Onları da tebrik ediyorum. Bir de videoların hani ne denir? Yaş ortalamasına baktığımızda gerçekten aslında bu ürünleri kullanması gerekmeyecek kadar küçük, kullanması gerekmeyecek kadar cildi güzel ve bebeksi olan küçük hanımefendiler için de gerçekten videoları izleyip çok fazla ciddiye almamaları gerektiğini düşünüyorum. Onları da çok seviyorum. Videolarımın altına yorum yapan, izleyen, takip eden herkese sevgiler. Şimdi bu ürünü çok duydum, gördüm. Dolayısıyla denemek istedim. Aradım, taradım, buldum ve kullandım. Ürün sahte değil. Bundan bir kere eminiz. Aldığım yere itibar ediyorum. Yalnız söylendiği gibi gerçekten inanılmaz derecede cildi derinlemesine temizleyen, işte maske donduğunda soyarken ciltte ne var ne yoksa alan falan bir maske olmamakla beraber ürünün kendisini de gözeneklerin içinde bırakan bir ürün. Yani gözeneklerin içine siyah siyah dolan bir ürün. Uzunca bir süre donmasını da beklememe rağmen, 2-3 kere denedim bu arada, bir kere denenmiş bir ürün değil. Gerçekten bir işe yaramıyor. Bunun adını sanını bilmiyorum ama hani çok görmüşsünüzdür, bu siyah maske cilde sürdükten sonra donan bir formülü var. Donduktan sonra da soyuyorsunuz. Bu üründen almayın. Gerçekten hiç gerek yok. Türkiye'de bunun muadili pek çok ürün var. En son bitenler videosunda göstereceğim büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda. Nivea'nın bir maskesi vardı. O bundan çok 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 daha iyiydi gerçekten. Bunu da hani bitirir miyim, atar mıyım? Cildime bir zararı olmadı, bir iritasyona sebep olmadı ama hani gereksizmiş bunu öyle arayıp tarayıp da almak. Onu da belirtmek isterim. Bir diğer ürün, yanılmıyorsam Watson's'larda gördüğüm, duşta elimden kayması sonucu da bu hale gelen bir ürün. Bu bir ayak scrubı. Bir kere tanecikleri çok iri. Şöyle bir parça alıp göstermek isterim. Gerçi olmadı ama. Yani inanılmaz iri ve az tanecikleri var. Bir ayak scrubı için maalesef çok faydalı değil. Aslında bu dışarıdan da görünüyor. Adamlar yanlış bir şey söylememişler ama gördüğünüz gibi iri taneler var ama çok fazlaymış gibi duruyor. Çok fazla değiller. Dolayısıyla ayak scrubu olarak pek bir işe yaramadığını üzülerek söylemek zorundayım. The Food Factory Food Scrub Mint. Benim için sınıfta kaldı. Bunu bitirebilir miyim bilmiyorum. Ürün de gelmiyor zaten ama çoğunu zaten bitirmişim. Her an çöpe gitti gidecek bir ürün kendisi. Eğer ayak scrubu olarak tavsiye edeceğiniz bir ürün varsa bu arada önerilerinize de açığım. Bir Bath & Body Works ürünü. Sea Island Cotton. Şimdi kokusu benim için çok güzel. Ben böyle fresh temizlik kokularını falan çok seviyorum. Çok uzun zamandır elimde bu ürün. Bir ara tatile giderken almıştım. Deniz Adası Pamuğu 3 kat nemlendirici vücut kremi yazıyor. Okey, nemlendiriyor ama gerçekten çok yağlı bir his bırakıyor bu bir. Kokusu biraz fazla yoğun. Yani burada böyle açıp kokladığınız gibi değil. Sürdükten sonra inanılmaz bir şey dönüşüyor ciltte. Neden öyle oluyor onu da anlamadım. Dolayısıyla bunu tavsiye etmem. Hani çok kuru bir cildiniz varsa belki işe yarayabilir ama benim o kadar böyle yoğun bir nemlendiriciye ihtiyacım yokmuş. Onu fark ettim. Dolayısıyla bittikten sonra bunu bir daha almayacağım. Bir diğer ürün yine vıcık vıcık yağ bırakan Japanese Cherry Blossom. Bu da Bath & Body Works ürünü. Body Oil Mist. Kokusu çok güzel. Gerçekten. Bu Japanese Cherry Blossom'un ben hastasıyım. Mumları falan da var bunun. Bulursanız tavsiye ederim. Deneyin, çok güzel ama bu Body Mist, Body Oil Mist fazla oil bir mist.
inanılmaz bir yağ hissi bırakıyor. Cilt bunu emmiyor. Duşta falan kullanayım dedim. Çünkü sıkarken sağa sola da sıçrıyor ve bütün zemin yağ oluyor. Onun da çıkması çok zordur, bilenler bilir. Duşta kullanayım dedim ama yok yani. Hiçbir türlü kullanılacak gibi değil. Yarıya bile gelmedi. Bu böyle elimde kaldı yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki yazın hani sahilde falan kullanılabilir bir ihtimal. Eğer güneşle ayran birleştiğinde zararlı bir etkisi yoksa onu bilemiyorum tabii. Aussie'nin Miracle Recharge Moisture'ı. Şimdi bu ürün çıkmadan önce de yabancı vloggerlarda çok görmüştüm. Metini çok duymuştum bu markanın. Tam böyle yurt dışından almaya araştırmalara başlamışken Türkiye'ye de geldiğini gördüm ve hemen denemek istedim. Ama maalesef benim saçlarımda çok bir işe yaramadı. Australian Macadamia Nut Oil diyor. Yani macadamia fındığı yağı sanırım. Doğru mu? Evet. Avustralya fındık yağı özü demiş. Maalesef hani o kadar bir şeyini görmedim ya. Kokusunu hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır da kullanmıyorum bu arada. Kokusu da bir acayip jelibon gibi saçma sapan bir şey. Yani hiç macadamia oil şeysi yok. Ben acaba yanlış ürün mü aldım? Bozuk ürün mü geldi? Tabii meyve suyu kokuyor. Aynen öyle. Tavsiye etmiyorum. Bilmiyorum, benim saçımda işe yaramadı. Bir diğer ürün muz bir allık. Maybelline'in. Rengi neymiş? Oo, gerçekten mi? Şöyle görebiliyor musunuz? 16D403. Böyle bir renk var mıdır gerçekten ya? Ha yok, şuradaymış rengi, çok pardon. 05 Plum. Yani iyi güzel de ben bu ürünleri cilde yediremiyorum arkadaşlar. Sorun bende olabilir. Sorun üründe olmayabilir. Şöyle mesela yaydık. İşte hani BB kremin falan üstüne çok böyle güzel homojen bir şekilde dağılmıyor. Ben kullanmayı beceremediğim için favorim değil. Yanlış anlaşılmasın. Ürünün kalıcılığı falan konusunda bir şey söyleyemem. Tamamen size bağlı. Benim elim gibi bütün gün yüzümde gezdiği için hiçbir şey kalmıyor günün sonunda yüzümde. Elsevier kusursuzlaştırıcı bakım yağı. Bu da maalesef yalanlar yalanlar şeklinde bir ürün. Ben öyle bir faydasını görmedim demek durumundayım. Maalesef. L'Oreal'in pek çok ürününü çok sevdiğim gibi bu ürünü de maalesef pek sevemedim. Saçlarımı ağırlaştırdı. Çok çabuk yağlandırdı. Öyle inanılmaz güzel bakımlar falan yaptığı konusunda da bir tezim olamıyor maalesef. Dolayısıyla bitene kadar mecbur kullanacağım çünkü çöpe atmak hiç sevmediğim bir şey. Bir ürünü çok araştırarak alıyorum ama tabii herkesin cildinde farklı etkiler yaratıyor. Bende de çok başarılı olmadı. Rimmel London'ın yok, Provocalypse ruju. Bu 16 saat kalıcı. Şimdi şöyle bir şey söylemem lazım. Evet, kalıcı. Bunun rengi 200. I'll call you. Gerçekten kalıcı, kabul ediyorum ama bir şeyler yiyip içtikten sonra dudakların iç kısımlarında maalesef böyle sanki geçici dövme yapmışsınız gibi böyle parça parça dökülmeye başlıyor. O anda o kısımları yenilemeye kalktığınızda kalan kısımlar darma duman oluyorlar. Pütür pütür oluyorlar. Tabii bunu hani çıkarmak için de gerçekten waterproof bir ürün kullanmak lazım. Waterproof ürünleri de dakika başı yanınızda taşıyamazsınız. Yani ben L'Oreal'in çift fazlı makyaj temizleyicisini çantamda taşıyamayacağıma göre. Bunu yenilemek de çok zor oluyor. Bu sebeple memnun kalmadım. Hani başka işte 16 saat kalıcı ürünler vesaireler varsa kullandıysanız sizin de yorumlarınızı beklerim videonun altına. Ama hani benim ilk kullandığım üründü bu. Hani böyle kalıcı. Mesela MAC rujlar da çok kalıcı ama onları yenilediğinizde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bunda böyle bir sıkıntı vardı. Evet. Hiç sevmediğim, bir daha asla almam dediğim, benden uzak gitsin dediğim ürünler burada sona erdi. Şimdi bir de istek bir video vardı. Ojelerim videosu çekmem lazım. Orada görüşürüz. Hoşça kalın.